Assalamu alaykum Hamit Göktürk efendim. Kanda kahvalanız. Yaxşı, rahmet, ve aleyküm selam. Siz kanda selamet yaşadınız. Yaxşı, rahmet. Uyghur TV kanalımızdan ziyaretini kabul kılganlığınız için köpten köp rahmet. Aldı bilen Hamdullah Muhammed Tarım efendinin ballık devrini sözlep Ben sözüm başlaştım bunun. Hususen bir meselesi de hususen bir yerde izah etmek istemem. Elbette. Merhum Hamidullah Muhammed Tarım Hacip Türkiye'deki pabilisi Tarım'dı özünün. Ben 90'lı yıllarda cık bildim oğlan. Yani 30 yıl burun. Bu hazır özününki bu Uygur Akbaret Merkezi bu kişinin ki kol yazması. Türkistan tarihi edigen özünün estimeleri de ötken yıl Kumul İnkılabı'nın komünist için istilası kadar Şarkı Türkistan ismi olan bunu bastı. O özününki 50. yıllarda öz kolu bilen bu kolumuzun kadar nâhit huşkat yizip özü kaldı olan bu hatıraları da bana eğitip bir işte 90'lı yıllarda şu hatıralarımda yazdım. Ama şunu 5 yıka muvaffak bulamadı. Dep şunun kadar ayette özününki bir üzüntüsünü izhar kılgandı bana. Kiyinki yıllarda merhum bu Hotent vakıflık hükümetinin hazinedarı boğan merhum liderimiz Mehmet Emin Buğra Efendi Hazretimininki en yakın arkadaşlarıdır Muhammed Kasım Damollam. Nın hıracatı ölen, bu kişinin yardımı ölen İstanbul'da ilk fotokopi şeklinde besildi. O zaman da köygen, okugan ben. Ama bu kişi vefat 32 yıldan ki bu Uygur Ahbarat Merkezi'nin bu şu isim bilen Kumul İnkılabı'nın Komünist Hıhtay istilasına kadar Şarkı Türkistan ismi bile yenidir. Hazırkı zaman Uygur, ilip besi olan bunu bizip çıkanıga rahmet eytimen. Bununla Kirgüzgen bu işka mesul olup bu şu kitaptınki neşir kılışıga ön ayak boğan, şunun müteşebbisi boğan Abdullah Karakaş bizim din adımımız Abdullah Karakaş Bekke ve Uygur Ahbarat Merkezi ve bu kitaptan hazırlanışı da emgike boğan ecir sığındırgan bütün karındaşlarımızga köptün köp rahmet. Ben Habibullah Hacim'in kegendin Türkiye'ye kilip vefatı kadar ben yıkıl ötke özü bilen Habibullah Hacim şu 1915 yıllarda şu Turpan'ın Tosun Hizis'te tuğulup şu yerde özününki yurdu da şu yerde medresede talip ağandın ki onun için bu inkılapka katlaşkan 30. yıllardaki inkılap katlaşkan ve 33. yıl kurulgan Şarkı Türkistan İslam Cumhuriyeti'nin ki devlet reisi Hoca Nizacım, Gazi Hoca Nizacım'ın ki yine de özünün hususi katibi olarak Tugan kiinki zamanlı da devlet idaresi de mühim vazifeli ötken ve Şarkı Türkistan'ın ki 20. esirde ki milli inkılaplarımızda ve siyasi kiinki siyasi inkişafında da naiti çok rol oynayan şunun işbirliği katılıp rol oynayan bir mücahit bir müteber erbaplarımızdan biriydi. Bunu özüne vefatının 30 yıldan ki bir yerde tekrar bizde bu esneşimiz gibi bu programda onu gün tertibi ekilip esneşimizge esneşge bir hissi koşkallıkım için özellikle ayeti Bahtiyar'a iskılmen ve Uygur Televizyonu'na hürmetlik Abdülcelil Karakaş efendimge köp rahmet eytim edin. Hamidullah Hacım'ın hayatını ikiye bölelim. Birincisi 1949
okuyucuğa kadar Şarkı Türkistan'da ötken 35 yıllık hayatı onunki 49'dan kiyin Arabistan ve ötken 3 bölgen hayatı merhum Hamidullah Muhammed Tarım müteberimiz 49. ile hükümetteki vazifesinde şu yerden ruhsat olup özü bu Hıtay işgalinin başlayıştan bir kaç ay burun Arabistan'a kildi. Hindistan arkalı Arabistan'da hac kılış için barıdı. Özünün ki Şarkı Türkistan'da kalgan zamanı, yaşayan zamanı da mesela Ürümçi'nin vali muavini, onundan burun Peyzavat'ın hakimi, Türkiye'de bunu kaybakan deyimiz, köprü hizmetlerde boğan devlet, bu Şarkı Türkistan İslam zamanı da, ki Mahmut, General Mahmut Muhit'i 13 Aprel 1907'de Kaşkadın ayrılgan kadar bugün Şarkı Türkistan Muhit'inin ki yaşıgallıkıga dair şu da bir kanaat var bizim tarihçilerimizde. Hizmetlerini kılgan bu kişi okugan, bilgen, naiti, köprü nesini iktidarlık bir kişi boğalıkı ben yakından şahit boğan köp nesi bilitti. Halkının şu kısa müddetlik bu özümüz, milli müstakillikimiz devrede halkımızın ki iktisadi hayatının güllendirilişi için köp mühim hizmetlerini kılgan mesela yeniden östan çaptırıp, yeni bozya özleştirip, dihallının kembegallıktan kurtuluşu ve bir normal hayatka iyi buluş için iktisadi tarafta köp küçük ağır. Onun için östanlı de sulama sistemlerini yeniden kurup çıkıp, halkı köp yardım kılgan. Hatta bir östanlığın başka bir yer ketken bir östanlığın suyunu şu kayta şu çıka yerine ekilip bu halkın ki şu hakim boğan vakti da Peyzavat'ta hakim boğan vakti da bu Peyzavat'ta suyun az boğanlıkını ve bu suyun bu dahisi ki tabi ulanın ki istifade kılışı kireklikini anlatıp bu suyun ki şu Peyzavat'ta temin kılgan deyip özümü anlatıp belgen. Bugün bizim Şarkı Türkistan'da bizden bütün Uygurlu'nun tarihi 20. asırda bir köp paciyelik bilen ötken, iki katı devlet kuruldu. Onun için onlarca isyan oldu. Hıtay'ın ki zulümü heddidin artık hazır kanda Hıtay soykırım ırkı kırgınçılık kılvarsa şu zamandaki Hıtaylı mı yine şu ırkı kırgınçılıkların ki bir kısmını kılgan şu zamanda bilimiz. Köp hadiseyle ötken Şarkı Türkistan meselesi hakkında ama bu merhum Hamidullah Tarım akımızdan bu özgürlerini ve birinci derece anıgallarını özünün bunu yizip bir hatırı şeklinde bizge bunu bir miras, gelecek nesillere bir miras koyduğunu naçi çok bir hizmet. Bugün bizde bundan hatır yazdığın kılganlarını, özünün yaşayan devrinin ki hadiselerini bunu özünün kiyin ki evlatlığa şunu miras kaldırış nimisi naçi kam birkaç kişi bulundu yazgan. Bunların en mühim boğunu bu Hamidullah Tarım Hacim'in bu özünün hatırı, yazdırılan hatırısı nait çok mühim bir ehmiyetke ikidep düşünümen ve bu kitapta okuyup şundan bir hıyalı geldim. İstanbul Üniversitesi'nde bizden tonuş dostlarımız var, profesörler var, tarihçiler. Ben şunluğa birisine, bir şu kitapta birini yapıp şu okuyucuların biri bu kitapta bir magister mevzu sıkılıp, şunu Türkçe'ye tercüme kılıp, Türkiye'deki mesela Şarkı Türkistan tarihi, Şarkı Türkistan meselesi ile alakadar bulduğun
insanlığa faydalık bolsun, bir menbe bolsun, kaynak eser bolsun degen de böyle şuna kılıçlı bir göz. Hamidullah'cığım şu 50. yılda 68. yılda kadar 50. yıldan 68. yıl kadar yani 18 yıl Suudi Arabistan'da yaşıyor. Ben sergi kegellikini bilmem. O zaman da 8-10 ay uçakta şu anda Arabistan'da bir hükümetin ki bir selbi bir köz karışı bile bulanı hükümet bulanı çıkıp gitmişti. Talep kılıyordu sonra Suudi Arabistan'a çıkıp gitmişti. Bulakin Ürdün gikili bir müddet Tugandinkin bula Türkiye kilidi. Hamidullah Hacım'ın o zaman Kayseri'de 1967. yılı yani biz 65. geldik bizden 2 yıl 2 yıl gel kafilenin içi de mümayede çoğula pikel ama aşı tuğum yeri toksulluk, turban toksulluk. Bula bilişidikken şu Masum Hacım ziyaret için kegen de kış günüydü. Bu şu 68'nin ayı 69'nun 5 lira. Bu şu Hamidullah'cığım o zaman balları böyle aile içkili bir müddet kılıp kin İstanbul'a kilip yerleşti. Bu hatırlarını hem şu 50. yıllarda özününki kitapta ve yazıptı 50. yıllarda yazıp kaldı iken çünkü o yıllarda yazıp kaldı belki 10 yıl, 20 yıl ötkendik belki bazı hadiseler unutup gitişi mümkün de ama nait yakışı zamanında bu da izip kaldıganken biz bu ne? Hazırlıklı zaman Uygur ili pahsi ile izip yeniden bu kitapta körüşke müyesser ve lağutimiz. İstanbul'daki hayatı da Hamidullah'cığım İstanbul'daki o zaman Uygur yok uçakta. Belki 20-30 aile Uygur bas. O zaman kadar en köklü yani biz kolektif şekilde mahalle yaklaşkan devlet şu Kayseri'ye gelip Afganistan'da bizler ama İstanbul'da nait insan azdı şu Şark Türkistanlık köptü ama Uygurlar nait azdı İstanbul'da. Hamidullah'cı bu İstanbul'u kegen, İstanbul'da yaşayan yurttaşlığın içi de Nait-i Münevver, cemaat erbabı bir kişiydi. Uzun müddet bu İstanbul'un ticaret merkezi olan Eminönü diye rayında şu yerde dükkan içi bir kançı hemşer birlikte şu yerde dükkan içi şu dükkanda soda ticaret olan meşgul oldu. İkinci zamanda hiç oğandın ki o dükkanı itib etti. Balları var, işte oğlu var. Ayağlı, toktuklacım böyle biz köreşken hayat vakti da Allah rahmet kılsın. Şu memlekette müellimlik kılıp balık Uygurların mağrıpığa köp hizmet gösterken bir müellime bir ayaldı. Şu İstanbul'daki Fatih rayonu'da Kaşgarlı Koçsta yani Kaşgarlı Mahmut Sokak şu yerde oturttu. Uçakta çünkü bu telefon tıkı bu terakki kımıgan onda hem adam telifi yok ama en yakışı bir derse bu zamanda hat izişti milletle. Şu anda Hamidullah Hacım'ın ki Kaşgarlı Mahmut Sokak 13. numarlık ve 5 numarlık diyen ki ben birkaç kıtım özünü kendimizde ziyaret kılgan. Yani o zaman da aklımda. Hamidullah'cığım naite hoş hat, hoş tabiat, naite Uygur'un örfü adetleri de, Uygur'un üçüncüsüne Şarkı Türkistanlık'ın ki, naite yakşı, özgü özleştirgen şunu naite yakşı yaşatılgan ve başkalarına hem tavsiye kılgan, devamlı teşvik kılgan, telkin kılgan bir çözüm. İstanbul'da Şarkı Türkistan Vakfı vardı. Bu dernekle bir Şarkı Türkistan göçmenler, muhacirler cemiyeti vardı. Kinki zamanlarda Şarkı Türkistan Vakfı 78. yılı kurulup 81. yılı Şarkı Türkistan Neşriyat Merkezi ismi bilen merhum liderimiz Eysel
bu faaliyet ötkenlikidir. Hamidullah'cığım bu Türkistan Neşriyat Merkezi'nin faaliyetlerine devamlı katlaşkan üyenin ki müdavimleridir. Yani, gelip gidip şununla yarı yolak boğaz, şununla bir katkı sunan ziyaretlerimizden biriydi. Biz cık birlikte boğan naite cık neslini bildiğin vatenden yani bizden Uygurların ki bir numunesi Uygur medeniyetinin ki Uygur örf adetinin ki Uygur üçüncüsünün ki Türkiye'de yaşayan bir vekili de karış desek bu bir yerde bulduğu da düşünme. Hamidullah'cığım hoşçakalın. 19 yaş mezgillerde katnaşkan kuzgılığında nurgunluğun tarihi ve siqi ücretlerini nek meydanda kalem kalgan ike yeni başka kandak törpelerini katkan idi şu kumu kuzgılığında. Hamidullah'cımın ki siz de ötkendek ben bu kitabını zamanında şu kol yazmıştı okugan o biraz ilgi Çağatayçı Hamidullah'cımın ki ilgi Sülüs diyen bir kona yazıkta Sülüs diyen bir hat yazış usulü şunu da yazgan her kişinin ki okuşu biraz kıyın bulduğun ama ben iş kılıp köp derslerini şu an giden okuyalaydım. Hamidullah'cımdan en çok bu kitapta yazıştı ki hususi meselesi Hamidullah'cım yani bir tarihçi de düşünüp yani tarih metoduna göre zaman makan ve bazı tarihlerini nayt inik olup yazan bununla tarih demişler tarih ilmi de kaçan nerede ne müşcün ve ne mi sebepte diğer bunda bir ne mi var suallar var şunu da göre yazganlar tefsil attık neticede hadisenin nayti tefsil attık ve nayt uçuk yazan bununla çünkü bu hadisenin bir kısmı özü şu hadisenin içini boğan başka yazgalar olsa şu devlet hükümet hizmeti de boğandın ki şu hükümetin işi de bu zamanda şu emir belgidek yani pozisyonda o zamandaki vezifesi mesela Mahmut Muhyiddin Hoca Nizacım'ın o zamanda müşavirliğimiz yani meslek silahiyeti işencilik şu kişilerin şu zatlarının nait işengen onun ilmiga, ahlakıga nait işengen kişilerde hesaplanırdı. Onda boğandaki şu devletin şu zamandaki devletin hizmeti de boğan hadisinin içinde ya özü bizzat yer alan özü ya ki şu yer alan kişilerden nait birinci derecedeki melumat öyle bu kitapta yazan. Bu kitaptın ki muhimliği bu. Ben şu yeni çıkan vakti okuyan bu kitaptı. Ama bugün bu topla bu programını kılıçtım burun közdün geçirip çıktım. Sözümün beşinci defa ötkenden bu naiti muhim bir kitapken çünkü bizden Şarkı Türkistan tarihi bolap 20. asırdaki Şarkı Türkistan tarihi hakkında naiti kaynaklı naiti az bu naiti yakışı bir kaynakken bunu Türkçe'ye tercüme kılıp ilim dünyasına bunun kazandırılışının ki kayıtçılık muhim boğallıkını bugün bunun tahtiye yettim bunu. Bu Türkiye'de bir söz var. Tarih yazgan, tarih yaratkan kadar muhim diye. Yani bir tarih hizli de o. Tarih ne? Bir yerde tarih buldu, bir devlet kurdu da, bir adası buldu ki biz Gökşehir'e çıktı milli inkılap, milli mücadele kılımız. Ama o mühim. Ama şunu, şu kılgan işinin gelecek nesillige 6 yıl için ulan biraz koyuluş için şunların ki bir kayıt aslığa iliniş gerek. Yani yiziliş gerek. Onu doğru şekilde Hamidullah'cığım bu birkaç şu tarihte Mehmet İbn Hazretim liderimiz merhum Mehmet İbn Hazretim özününki hatıratında özününki inkılap tarihinde mücadele hatırasında yazıp kaldı o köp emirleri var yani yazgan. İsa Efendi merhum liderimiz İsa Yusuf Altekin'e ben 1980
4-cü ile Esir Şarkı Türkistan üçünde kileyen bir kitap yazıp çıkan birinci bölümü 49 yılı kadar boğan. Yani Şarkı Türkistan'da özünün 1927 yılı başlayan mücadelesinin 49 yılı Şarkı Türkistan'da vatan üçünden vatandan ayrılış şuarı bilen muhacirete çıkan tarihten 49 yılı kadar boğanlığını şu kitapta yazgan. Ben bu kitaptan ki hatırlının ki yazılışı da hazırlıkla, ön hazırlıkla 79. yılı ve 81. yıllarda ben İstanbul'a gelip Kayseri'den şulara yardımcı olacağım ben. Şunu kılayım ben. Yani bu Hamidullahcığımın bu kitabı, bu kitabını neşirge tayyarlık için kardeşimize yazıp da naiti doğru bir şekilde bu kitaptan kançılık mühim boğandıkını. Çünkü hadisele aşı tarihi metotluğuna ait uygun şekilde yazılan bu kitap. Mükemmel bir kitap. Bunun Türk tarihçılığına, Uygur tarihçılığına naiti çok bunun tesir gösterdiğini, bunun naiti mühim bir töpü boğandıkını ben çünkü yettim. Bu şu aldı bilen en aval muhacirettik hayatını sözlep verdiniz. Kiyin muşu Şanşisey'nin türmüyü kamalgan neyken, Şanşisey terapi de türmüyü kamalgan neyken, hecgi çıkış arlığı da kandak vatengi kandak töhbelerini koşkan, muşunu sözlep verseniz. Hamidullah'cığım burun Şarkı Türkistan İslam Cumhuriyeti zamanı da işte dep ötkünümüzde Ürümçü'ye vali yardımcısı Peyzavat'a hakim boğan. Yine başka bir dayımızda hakim boğan. O yakın yok. Yakşı hizmetlerin kılığan. Ama bu Şarkı Türkistan Cumhuriyeti Abdurulgan'daki Şinsey terapti. Bir müddet yine bu vezipski kısa bir müddet devam kılığan bozdu mu? Hamidullah'cığım bu Hıtay'ın Şinsey'nin turmuzluğu kirgenlikin bile biz Şinsey'nin adı vahşi bir Hıtay nazisi. Yani faşist bir Hıtay. Ben onun bir can keşke yazgan yani ben Şinsey'nin ki şu nazilikte faşist emeli hakkında kısa tutmakçı bunun bu sizin sözünüzde cevap veriştim bunu. Bu Şinsey'e Şinsey can keşke yazgan bir kitabı var. Ben onu okuyan Hıtayçı bilmeyim ben ama şunu Osmanlıca tercümesini okuyan. Bunun da şuna deptir Şinsey. Eğer deydi ben Sovyet Komünist Partisi'ne azab olaş için 6 ay aşağı dibi de Moskova'da yattım. Stalin'le bir görüşemek. Yani ben bu kadar bir yerde emgek işledim. Nait ısrarcı buldum. Ve Sovyet Komünist Partisi'nin azası olup Sovyetlerin, Stalin'in yardımı ile Şarkı Türkistan topraklarını Hıtay'ınki bir zemin parçası şeklinde saklap kaldım. Eğer ben Sovyetlerin Komünist Partisi'ne azab olup Sovyetlerin işencisini kazanıp bu Sovyetlerin ki yardımı veren Şarkı Türkistan'ı Hıtay toprağı da saklap kalmadan olsam Hoca Nizacı başçılıkları Şarkı Türkistan çıla Şarkı Türkistan'da ilelebet bu Hıtay'dan ayrı valıttı, ayrı bir devlet bulup dedi. Buşta. Yani bu hatta Şinsey çetelgi çıkan bir taşkırı dünyadaki başka memleketteki üniversitede, mektepte okuyan insanlığına hayat koymayan bir katil. Elbette Hamidullahcığım 43. yılı Şinsey'nin ki turmuzka kirgen bir müddet yatkan ama ikinci ta 46. yılı Gulcudik kurulgan Şarkı Türkistan Cumhuriyeti ile Hıtay Cumhuriyeti'nin yani Gomindan'ın ki iktidardaki hakimiyetindeki Hıtay Cumhuriyeti arası da 46. ile imzalanan 13. bitim anlaşmasının ki tekrar devlet hizmeti kirido. O zaman da Şarkı Türkistan tarihi de birinci olup Hıtay istilasının ki birinci olup Uygurlarının devlet hizmeti diye yer alan bir anlaşma. Şimdi bunu birkaç bazı insanlarımız bunu vay, bu şunda Kıtay bilen
birleşti, Xitay'ın memuru oldu. Biz hadisini şu zamanın şartları bilen baha vermek lazım, değerlendirmek lazım. Bu bir hata olan suçlama. Çünkü o insanlar şu zamandaki şartla da vatandaki halkımızdaki şu an seviyesine, vatandan siyasi vaziyetine göre en yakışı işini kılalgan. Ahmetcan Kasım'ı merhum mesela demiş ki Ahmetcan Kasım'ı Hıhtay öldürüvetti. Stalin'in gibi ki kirimi geldik için öldürüvetti. Bugün yeni yeni o vakta haberli çıkıvattı. Bizdeki fakirlik tarihçimiz Doktor Nebican Tursa yazgan bu Sovyet arşivlerine malumatları kör yazgan Şarkı Türkistan umumi tarihi de bunlar attır. Oturup çıkıvattı. Özümüz zaman zaman içtimai taraflarda bunun hakkında özel kısa kısa mezmullahını izleyip çöndürüvatıdı. Bizde bildirüvatıdı bunu. Şimdi bu devlette şu zamanda mesela Mesut Sebri Baykuzu Türkiye'de okup askeri tibbiyede gidiyoruz. İlk harbi doktorluk mektebi. Şu an Türkiye'de Şarkı Türkistan'a kayıtkan ama özünün jüte gülcüde duramadan. Demiş ki o zaman da Sovyetler Birliği yani o zamanki Stalin dünyanın en çok cellatlarının en acımasız en zalim cellatlarından biri. Bunlarını eğer tumukan olsa bulunma okulmatikti. Mesela Mehmet Emin Buğra Hazretim Hıhtay bilen bir gibi bir can kılıp sokuşup bir devlet muvakkat hotel İslam Devleti'ni kurgan Şarkı Türkistan İslam Cumhuriyeti'nin özünün kurgucularından Hıhtay bilen bir gibi bir ilişip sokaşkan, okatkan, çünkü inisi bu mücadelede şehit belgen bir zat yurt dışına çıkandın ki şu Hıhtay'a ketişken mecbur olan dünyanın ki siyasi vaziyeti şudur. Çünkü Hıhtay ile Garip devletleri o zaman da ittifaklaş bugün Hıhtay ile mücadele kılıp Afganistan'a, Hindistan'a çıkı mecbur olan şu an ketişki mecbur olan Mehmet'im eğer bu da solap koydu, o da hatırlarını okusak İngilizce solap, Peshawar'da Necil bunu solak diye attı. Yani mecbur oldu bu insanlar şu demek ki gitişke. Hıtay'a gitişke başka yol yoktu. Ya şu turmudu vefat oldu de canı üzüldü ya ki özünün cinini kutkazmak için şu Hıtay'a birleşke mecbur oldu. Mesela Mesut Efendi mi uçakta? Bugün bir Mesut Efendi bizden Türkçülük fikrinin asasını kurgan kişi yazgan eserlerde, özününki yazgan makalelerde şunu Türkiye'de okup çıkan o zaman Türkiye'de İttihat Terakki hakimiyeti var o zaman da Türkçülük fikrinin devletin asası asası şeklinde şekillendirgen. Mesela Eysa Efendim o zaman da Hıtay'da, parlamentoda, Eza Mehmet Ümit Hazretleri'ne şundan buldu. Bula Hıtay'da Hıtay bilen Cankeş hükümeti öyle tekrar kilişip 12 bitim hazır boğandın ki Şarkı Türkistan'a kilidi ve Şarkı Türkistan'a şu Mehmet, Hamidullah Tarım başlık ve Şarkı Türkistan'da uçakta şu Şinsen'in zindanlarından hayat kalan şununki katliamlarından hayat kalan bir kısım bizim ziyalilerimiz mücahitlerimiz şuların etrafı uyuşup hareket kılgan veya da üç efendiler hareketi de bizim siyasi tarihimizde şunda adlandırılgan bir siyasi hareket var. Bu hareketin vaziyetini, maksatını ne dediyse biz uzun yıllar biz Hıtay'ın asareti kalganlığımız için Hıtay'ın ki bu çeklemesi, Hıtay'ın zulmü, Hıtay'ın besimi bilen biz bir köptüken özümüzden tarihimizde, edebiyatımızda, kimlikimizde oturup koyamıyorum. Bula kanda akıldı. Üç efendiler Mesut Sabri Baykuzu, Mehmet Emin Bora ve İsa Yusuf Altekin bula yeniden özüge kaydış. Özününki milli kıymetlerini tekrar kazıdış. Özünün Türk ve Müslüman boğallıkını tekrar halka estetiş maksudu ile
bu hareketten başlatkan Hamidullah Hacım hem şu zamanda hayatta, şu İsa Efendimiz öldü, bu üç efendiler hareketinin ki aktif bir idareci olan, şunu da vazif alan kişilerden biri. Onun için bu Xitay Halk Kurultayı'na vekil olup saylanan yüzüne çıkışlık Şarkı Türkistan vekillerinden biri olup özel. Şu İsa Efendim, Mehmet Ümit Hazretim, Mesut Efendim, Şulavuz'u birlikte Xitay'ınki o zamandaki paytaxtı çünkü Nankin'e verip şu Xitay'ınki şu kurultayga Şarkı Türkistan'da vekil olup bağlan üyede Can Keşif'le köreşken heyet. Ve bugün Mehmet Ümit Hazretim'in mücadele hatırası da bir 70-80 metrelik bir kitap var. Bunun da nâhidi muhim malumatlı var inşallah. Bunu ilgirde Hamidullah Hacım'ın kitabıdaki inşallah bunu boşuna okuyucuyla bilen görüş imkanı bula. Bunun da nâhidi muhim hizmetlerini kıyagan o zaman da bugün bizde Xitay insan yeriga bir özgü okşay insan yeriga kövmegen hazır kıyagan için de Xitay'ın. Xitay'ın ki okuma da şu dünyada yaşaydıgan yaşamak için kaga yalnız Xitay var. Xitay var ve başkaları var. Xitay'da Uygur, Arap, Amerikalık dediğinde okum yok. Xitay'la ve başkaları. Ulanı barbar dedi o yani vahşi diken oldu barbar diken bilginimizde. Onun için şundan bir vaziyette, şundan bir peyitte bugün bu üç efendiler Xitay bilen de, birinci kıtım Uygurlarınınki bir devlet özününki yurtu da özünü idare kılıç pürüstü gibi olan bir anlaşma bu. 25 kişilik devlet kabinetininki, hükümetin 15 kişisi yani mutlak köpçülükü Uygurlardan, Kazaklardan, Şarkı Türkistan halkından teşkil tapkan o zaman da bu şu Hamidullah Hacı milletvekili olan Beyin'e bağlı. Ve Xitay hükümeti bile bir yerde yüz yüze görüş imkanı bulan mecliste özününki fikirlerini oturuma koyalıgan mesela Mehmet Ümit Hazretim, İsa Efendim bu Hamidullah Hacım'ın içinde bulan bir grup mesela Şınsay'da şununla Şınsay'ın kılgan kılmışlarını oturup koyman şu mecliste. Şınsay'a gidigen şunda söz digen Mehmet Ümit Hazretim. Xitay biz 5000 yıllık tarihte ige bizim millet, şerefli bir millet hep özünde uçtan dünyayı tonutudu. Ama Şınsay'ın ki Şarkı Türkistan'ın kılgan kırgınçılık ve vahşilik bugün Xitay 5000 yıllık tarihi Xitay milletinin ki pişanısına pütülgen bir bağ. Eğer Şınsay'ın Xitay devleti bunu cezalamışsa, cezalıgan takdirde hiç olmasa bu dağının bir kısmını geçirgen buldu. Dep boşta sözlü geldi. Aşı Xitay parlamentosu di ki insanlık şerefini yok atmakan Xitay milletvekilleri Şınsay'a ölüm dep şuarda olugan Şınsay'a karşı. Bunun için bunların belgen teklifi ilk hazır Xitay yalgan o geplere ilk milli hudutka sahip avtonomiye de bunu kimdi ama bunlar şu zamanda bir yüksek derecelik bir muhtariyet nizamnamesi belgen. Xitay hükümeti şu teklifini belgen. Biz Xitay emez ayrı bir millet. Xitay bizde madem bu parlamento eza kılıp saylap bizden ayrı bir millet bakanlığımızın itiraf kıldı. Ama bizden bu hem özümüzde özümüz idare kılış, özümüzde özümüz başkuruş, hukukumuzda tonuş girerek de fikir vergen o zaman da. Merhum liderimiz İsa Yusuf Alıptekin'in şu esir Şarkı Türkistan düşündüğünde Türk dilde basılgan şu hatırılarında şuna bir gap var. Bu bizden Uygur vekillerden. Çünkü bu vekillerin içinde Hamdullah'cım mı var? Hamdullah'cım mı şu İlgar? Bizden Şarkı Türkistan milletvekillerinin içinde İlgar. İlgir Kagan kişilerden biri. Bulavulen Şınsay parlamentoda sözlü geldi ki Şınsay bulanı uygu yemek teklif kılıyordu. Nâti kattık bir yerde tartışma, münazara boğandı ki. Hem bu yeri kagende şunu mu? Ben bir eskertip ötepkideyim. Xitay'ınki kançülük muşunda zalim boğandıkıdı.
Yani 100.000 kişine öldürgen, 100.000 kişine muştak tutup hazır Xitay, Xi Jinping Xitay'ın kıgını dek şu zaman Şinsay ve aynı terörizmde, devlet terörizmde icra kılgan Şarkı Türkistan'da ahir bu Şinsay'a karşı nait kattık muştak demi boğan dikin protestolu boğan dikin Marşal Can Keşik mecliste şu kürsüge çıkıp söz edip depto silah bu kadar Şinsay'ına bu kadar tanık kıldığına ama Şinsay bugün her yıllısı Xitay hazinesi 50 minse, yani 51 ise 36 gram. Bu ne? Yani takriben 2 ton biz pegen bir kişi bunu kabuldan da bu da bakılgan. Yani Xitay'ın Xitay bilen karı Xitay, kızıl Xitay, hemiz bir Xitay'da bizden atıp boğulurunu söylediğin gibi var. Yani üyedeki 100 bin kişinin ki 100 bin Uygur'un katıl kılınışıga ulanı haksız hukuk şekilde bunu nezarda tutmayı Şinstay'ın Xitay hazinesi de yılda 2 ton kümüş belgelerini diye. Onun ki bu köp Xitay parlamentosu da bu ne bileyim daha köp oğandık tartışmalar münazır köp ne bileyim olup getkendik ki ki Şinstay bizden vekilliğine özünün öyüge davet kıldı akşamda. Öyüge verip tamak yap Şinstay ne bileyim Can Keşek şunda daydı bizden vekillerimiz, liderlerimiz gideydi. Sile autonomiya da muştak talep kılısla ali derecelik autonomiya bir anı deyisla ama silinin özelliğine idare kıldığın edemeli yok. Sile bahset ete ögün sile Sovyetler istalı sile yutunlu biz vardı da o. Dep muştak bir fikir oturup koydu bizdekilige. Digendikin Eysa Efendi nadi tecrübelik bir siyasi yön diplomat deydi, şundan deydi. Ben Taşkent'deki Xitay konsulhanda şu anda ben memurdum, kadırdım şu 30. yıllarda ben elçhanlığının bazı hadımlarını Beijing'a kaç kerek oldu, ben üyedim, bilet edip geldim Sibirya, şu Moskova'dan Taşkent'den başlayıp ta Sibirya'dan şu Beijing'e vardığa Paris Türk Sibirya tömür yoluna işletilen, külleştirilen belki 5-6 bin kilometre uzunlukta. Ben bilet ilip geldim, hazır maşini kilidi, haru kilidi, haru minip biz şu payız istasyonu barımız, şu yerde bilimli, şu yerde payızı minimiz dese o konsolunun baş konsolosunun hotunu şunda deydik ya. Bu payız bu şey kes olmamdı, biz yerde bağışı, bizdenki övümüzde aldık kez, konsulhanla aldık kez, şu yerde minister bulmam da o da muştak digendeydi. Onun da ki şuna şans, can keşeklerine yüzü gel. Şunu eğitildi. Onun da ki deydi. Bizdinki ziyaretlerimiz battı, ötmüştü. Okullarımız, bizden medreselerimiz battı. Özümüzdinki mekteplerimiz battı. Uygurlar özümüzden tarihimizde, özümüzden dini malumatlarımızda berdiğen muştak eğitim kurumları battı ama Şinsay bulanın hemine yok kılıp etti. Ama şundan bozsa mı? Yine biz özümüzle özümüz idareliğe de küçümüz var. Bizden insanlarımız var. Biz minlaç yıldan beri biz bu şu topraklı da özümüzle özümüz devlet kurup, imparatorluk kurup, özümüzle muşlar idare kılıkken dünya medeniyetine daha çok tövbele koşkan bir halk. Biz her zaman biz özümüzde özümüzde idare kılış iktidarı ige dep şunda katık cevap verdi ki şu yerde Can Keşek başka deydiğin gap tap ama bu yerde bu söhbetke arı belge. Onun ki bu Hamidullah'cım bu milletvekili bulup kendi ki muhab özünün ki ötmüştü ki devlet hizmetindeki tecrübelerini bu bizden Uygurlarımızdan hem idareci olup rol alan bu devletin hizmeti de hükümetin hizmeti de işletken üyede köp hizmetlerini kılgan özüne ait iktidarlık yazma kabiliyeti olan bir kişiydi. Çok lesil olan kişiydi. Müjde boğallıktı. Üyede köp hizmetlerini kılgan da düşündüm ben. Rahmet. Qaytadan Uyghur TV kanalımızdan ziyaretini kabul kılganlığınız için köpten köp rahmet.
Ben bu Teşekkür köp ederim. rahmet eğitime çünkü bu bizimki Uygurlarımızdan bu şu Türkiye'de başka yerdeki onu bak bilemesek mi Türkiye'deki bu Uygurlarımızdan bu serhillere ötken köyün bir yine bir program bulduk. Bulağını yatlamak, ulanın hizmetlerini yeni nesillerge kolumuzdaki konuşturmak bizimki insani, milli ve bir vazifemizde düşündüm ben. Uygur televizyonuna bu imkanı verip bu programı kılgallık için köptü köp rahmet eğitmen. Yine inşallah devam kıldırıştı tilek de eğitmen. Biz mi köpten köp rahmet ettiniz sizge? Allah'a emanet.